Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Müslüman kadının şahsiyeti kitabından okumaya devam ediyoruz. Bugün 70. sayfadayız. E, müellif Müslüman kadının Allah'a celle Celaluhu karşı görevlerini anlatırken yeni bir başlık açtı ve dedi ki, eee bir kadın Allah'ın dini için çalışır. Müslüme bir kadın Allah'ın dini için çalışır. E niçin Müslüme bir kadın Allah'ın dini için çalışır? Burada müellif ubudiyet konusuna dikkat çekerek bu konuyu bağlıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu hem erkeği hem kadını bütün insanoğlunu sadece ve sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Haliyle bu ubudiyetin yani la ilahe illallah davasının yeryüzünde insanların sadece Allah'a kul olması ve Allah'ın dışında hiçbir varlığa kulluk etmemeleri davasının yani kelime-i tevhidin, ilahi kelimetullahın yerine gelebilmesi için Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olabilmesi için Müslim bir erkeğin Allah'ın dini için çaba gösterdiği gibi Müslüme bir kadının da Allah'ın dini için bir çaba göstermesi lazım. Yani Müslüme kadının sorumluluğu sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hicab, tesettür, mahremiyet ölçüleri bunlara riayet etmek değildir. Bunun yanında her bir ferdin, her bir kulun Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak, ilahi kelimetullah sancağını en yükseklere çıkarmak, yeryüzündeki bütün insanların tevhid davasını duymasını sağlamak gibi bir vazifesi vardır. Çünkü bu bizim kendisi için yaratıldığımız gayedir zaten. Biz niçin yaratıldık? Allah'a kulluk için yaratıldık, ubudiyet için yaratıldık. La ilahe illallah'ın anlamı neydi? La ilahe illallah, la ma'bude ma bi hakkin illallah. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur. Yani yaratılış gayemizle La ilahe illallah'ın kelime anlamı birbiriyle aynı. Öyleyse biz ikrar ettiğimiz o kelime-i tevhidin, ikrar ettiğimiz o ubudiyetin yeryüzünde egemen olması için, hakim olması için çalışmamız lazım, mücadele etmemiz lazım, fedakarlık yapmamız lazım. Ve bu konuda nasıl La ilahe illallah kelimesini nutk ederken erkekle kadın arasında fark yoktur. Nasıl ki cennete gidebilmek için Allah'a kul olma konusunda erkekle kadın arasında fark yoktur. Aynı şekilde Allah'ın kelimesi en yüce olsun, ubudiyet davası yeryüzünde tahakkuk etsin diye erkekle kadın arasında hiçbir fark yoktur. Nasıl ki erkek mücadele etmek zorundaysa, kadın da aynı şekilde mücadele etmek zorundadır. Diyor ki, burada yazarımız bize, aslında diyor biz, bizim için seçilmiş olan nesle baktığımız zaman, yani bize örnek gösterilen nesle baktığımız zaman bunu da çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani onların erkekleri ne fedakarlık yapmışsa, onların kadınlarının da aynı fedakarlıkları yaptığını, onların erkekleri ne hizmet takdim etmişlerse, kadınlarının da aynı hizmetleri takdim ettiğini görüyoruz. İlk olarak bize bu konuda Esma binti Umeys radıyallahu anh'ı anhayı örnek veriyor. Esma Esma binti Umeys. Şimdi Esma binti Umeys Cafer radıyallahu anh'ın hanımı. Yani peygamberimizin de hısımlarından, peygamberimizin de akrabalarından. Çünkü kuzeninin hanımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Aynı zamanda kız kardeşi de Peygamberimizle evli. Meymune annemiz. Oradan da bir şeyleri var. Bir akrabalıkları var Peygamberimizle. Şimdi Esma binti Umeys, Cafer bin Ebi Talip'le beraber Habeşistan'a hicret eden müminlerden bir tanesi. Şimdi burada ilk dikkat etmemiz gereken şey şu. Erkekler nasıl dinleri için firar ettilerse, dinleri için hicret ettilerse, kadınlar gelmesin, kadınlar kalsın demediler. Kadınlar da onlarla beraber onların yanında Allah yolunda hicret ettiler. Bize anlatmak istediği şey bu. Anlatmak istediği konu bu. Hatta Esma binti Umeys geri döndüğü zaman Medine arkadaşını ziyarete gidiyor. Hafsa annemizi ziyarete gidiyor. Hafsa annemizi ziyaret ettiği zaman o sırada Ömer radıyallahu anh eve geliyor. Kim bu? İşte Esma. Ömer radıyallahu anh ona takılıyor. Diyor ki biz peygamberimizle beraber hicret ettik. Hicretin sevabına nail olduk. Fakat siz bu sevaba yetişemediniz. Yani siz bizimle beraber hicret etmediğiniz için bu sevaptan mahrum kaldınız e diyor. Esma binti Umeys Ömer radıyallahu anh'la tartışıyor ve vallahi ben bunu peygamberimize soracağım diyor. Peygamberimizin yanına gidiyor. Ey Allah'ın Resulü duymuyor musun Ömer bin Hattab ne diyor? Ne diyor? İşte bize diyor ki biz Allah Resulü ile beraber hicret ettik. Sizse bu hicretten geri kaldınız peygamber hayır diyor. Vallahi size iki tane hicret ecri vardır. Yani hem Habeşistan'a yapmış olduğunuz hicretin ecri vardır. Hem de Habeşistan'dan Medine'ye hicret etmiş olmanızın sizin için bir şeyi vardır, bir ecri vardır. Esma'nın şahsında bütün Habeşistan'a hicret eden o müminleri onara ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama burada asıl dikkatimizi çekmesi gereken şey şu. Esma, kocasıyla beraber hicret ettiği gibi Allah yolunda takdim edilen hiçbir fedakarlıktan da geri kalmak istemiyor. Yani mesela şöyle düşünmüyor. Ya ben bir kadınım. Hicret etsem ne olacak? Hicret etmesem ne olacak? Benim işim zaten evimi temizlemek. Şey işte yemeğimi yapmak. Çok kocama çocuklarıma bakmak. Esma radıyallahu anha böyle düşünmüyor. Nasıl olur diyor? Sen iki tane sen hicrette benden önde olacaksın. Ama ben hicrette senden geride olacağım ve bunu telafi edebilmek adına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gidiyor. Biz niye bu şimdi bunlardan geri kaldık? Peygamber aleyhisselatü vesselam da onlardan geri kalmadıklarını söylüyor. Burada da Esma annemizin ne kadar bu konuda dertli olduğunu yani öne geçme konusunda, hayırda öncü olma konusunda, bir ecre kavuşabilme konusunda ne kadar böyle dertli olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi haliyle bugün de Müslüme bir kardeşimiz şöyle düşünmeli. Mesela çoğu zaman ne oluyor? Kadınlığını insanlar bahane olarak kullanabiliyorlar. Diyelim derslerden geri kalıyor. Aslında tembelliğinden ötürü derslerden geri kalıyor. Ama neyse ben kadının benim çocuklarım var, çocuklarla ilgilenmem lazım. Bunu bahane ediyor. Hayırda öne geçme yarışı var. Yani bir hizmet yarışı var. Kadın bundan geri kalıyor. Bundan geri kalmasını neyle gerekçelendiriyor? Ben kadınım, işte gebe kalıyorum, işte benim kocamın beklentileri var, benim çocuklarımın beklentileri var, kaynanam evine misafir geldiğinde beni davet ediyor. Bunların hiçbiri bir kadının kulluk yarışından geri kalması için şey değildir, bahane değildir. Evet bunları yapacağız. Yani bu zikretmiş olduğumuz kadınların da bir kocası vardı. Bu kadınların da bir evi vardı. Bu kadınların da bir kaynanası vardı. Bu kadınların da işte gebe kaldıkları durumlar vardı. Ama buna rağmen İslam'a hizmet ve fedakarlık yolunda hiçbir zaman geri geri kalmadılar. Bunları örnek olarak şey yapabiliriz. Yine mesela iki başka örnek veriyor bize. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da Esma binti Umes ile ilgili birkaç tane daha burada şeyi örnek vermiş bir de. Nesibe bint İkabla bu bazen Nusaybe diye de geçiyor. Nesibe veya Nusaybe diye okunuyor. Nesibe binti Kabe ile Esma binti Amr. i̇ki tane şey veriyor. İki tane örnek kadın veriyor. Bunları vermesinin sebebi şu. Ensar heyeti peygamberimizle Akabe beyatında görüşmek için geldikleri zaman bu kadınlar da peygamberimize biat etmek için Medine'den kalkıp Mekke'ye geliyorlar. Peygamberimize biat ediyorlar ve ona Medine'ye geldiği takdirde canlarıyla, mallarıyla onu koruyacaklarını, Kendileri için istedikleri her hayrı onun için de isteyeceklerini, kendilerine gelen her zararı def ettikleri gibi ona gelen her zararı da defedeceklerine dair Peygamberimize söz veriyorlar. Yani bir kadın kendi adına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi memleketine davet ediyor ve ona elindeki bütün imkanları ona seferber edeceğine dair söz veriyor. Haliyle buradan neyi anlıyoruz? Nusret. Yani dün Allah Resulü vardı, bugün Allah Resulü'nün davası var. Allah Resulü'ne yardım etme konusunda, onun davasını destekleme konusunda kadın ile erkek arasında hiçbir fark yoktur. Yani peygamberimiz orada mesela şunu demiyor. Bacılar siz şöyle kenarda durun. Yani bu iş size göre bir iş değil. Bu daha ziyade erkekleri ilgilendiren bir mesele. Sonuçta savaşacak olanlar onlar. Medine'ye saldırı olduğunda beni müdafaa edecek olan onlar. Siz geçin kenarda oturun. Tamam sizin imanınızı Allah kabul etsin demiyor. Onlardan da söz alıyor, onlardan da beyat alıyor. Onlar da o yardımcılık sözlerini... Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veriyorlar. Ve zaten bu kadınlardan bir tanesi Muaz ibn Cebel'i yetiştirmiş. E, oraya gelip peygamberimize söz veren o kadın. Muaz ibni Cebel'i yetiştirmiş. Öbürü de kadınlardan diğeri de e, Habib bin Zeyd var sahabenin arasından. İsmini duydunuz mu bilmiyorum ama Habib bin Zeyd şu müseylemeye gittiği zaman müseylemenin parça parça bütün uzuvlarını tek tek kestiği her uzvunu kestiğinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen sahabe. Şöyle oluyor. Peygamberimiz e, Müseyleme ile Peygamberimiz arasında yazışmalar başlayınca bu iki tane sahabeyi yanına getiriyorlar Müseyleme'nin. Müseyleme, Müseyleme Türk Kezap onlara soruyor. Muhammed'in Resul olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki benim Resul olduğuma şahitlik ediyor musunuz? Kulaklarını kapatıyor. Seni duymuyorum diyor. Tekrar seni duymuyorum. Tekrar seni duymuyorum. Tekrar elini kesiyor. Benim peygamber olduğuma şahitlik ediyor musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kesiyor aynı, ayağını kesiyor aynı. Parça 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 bu şekilde parçalıyor. Biri de Nuseybe de veya Nesibe de bunu yetiştirenlerden bir tanesi. Yani demek ki e, Müslime bir kadının Peygamberimizin davasına, dinine yardımcı olma konusunda hiçbir şey yok. Mesela bazen kadınlar yaşlılıklarını, hastalıklarını bahane ederler. Allah'ın dinine yardım etme konusunda. Burada da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının halası olan ee, üst kuşaktan peygamberimizin halası olan Rukayka binti Ebi Safi örnek veriyor. Burada eksik yazmışlar ismini. Rukayka binti Ebi Safi olması lazım. Bu peygamberimizin babasının halası ee, bu kadın. Bu kadın çok yaşlı bir kadın. Yani bazı tarih kitapları, siyer kitapları bunun yüz yaşlarında olduğunu söylüyor. Çünkü Abdülmuttalib'in yani daha peygamberimiz çocukken yaşlı olarak vefat eden Abdülmuttalib'in kız kardeşi olarak düşünün. Peygamberimizin nübüvvetine yetişmiş. Yani bir 40 yılda öyle yaşadığını düşünün. Yüzlü yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Bu kadın Mekkeli müşriklerin yaptığı bir toplantıya hicretin hemen öncesinde Peygamberimizi öldürme ile ilgili yaptıkları toplantıya şahitlik ediyor. O haliyle evinden çıkıp Peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben işte onların toplanıp seni öldürme ile ilgili aralarında konuştuklarını duydum. İşte o gece Peygamber Aleyhisselatü vesselam da Ali radıyallahu anh'ı kendi yatağına bırakıp e, hicret yoluna hicret yoluna çıkıyor. Yani burada bize anlatmak istediği şey şu. Onun yüz yaşında bir pirifani ifani olması Allah'ın Resulüne gelecek bir zararı def etmek için yollara düşmesine engel olmadı. Haliyle demek ki bu sadece Allah Resulünü korumak, ona gelen bir zararı def etmek e, Müslim erkeklerin değil, aynı zamanda kadınların da sorumluluğudur diyor. Yine bize verdiği örneklerden bir tanesi Esma binti Ebi Bekir bunu bize örnek vermiş. Şimdi Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman daha genç bir kız. Yani henüz ergenlik dönemini bitirmiş. Genç bir kız. Peygamberimiz Ebubekir Bekir radıyallahu anh ile konuşmak istediğinde, hicret haberini ona ulaştırmak istediğinde, Peygamberimiz yalnız konuşmak istediğini söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki onlar benim ailemdir. Bu ne demek? Onlardan sır çıkmaz. Yani kızlarını o kadar iyi tanıyor ki daha henüz çocuk yaşta olan Ayşe'nin de, yeni genç olan Esma'nın da bir haberin değerini tartabileceklerini ve asla Müslümlere zarar verecek bir haberi ifşa etmeyeceklerini biliyor ve Peygamberimize garanti veriyor. Onlar benim ailemdir diyor. Peygamberimiz de onların yanında bütün Medine'den, Mekke'den ve neredeyse bütün ashabından gizlemiş olduğu bir konuyu onların yanında onların yanında konuşabiliyor. Halil'e biz buradan ne anlamamız lazım? Şunu anlamamız lazım. Ya ben kadınım. Ben çok konuşurum benim işte kadın dediğin geveze olur. Daha önce de konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Bunlar Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, Allah düşmanlarının uydurduğu şeyler. Kadın da diline sahip çıkmak zorundadır. Erkek de diline sahip çıkmak zorundadır. Gevezelik erkekte de çok çirkin bir ahlaktır. Kadında da çok çirkin bir çirkin bir ahlaktır. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam Esma'ya görev veriyorlar. Yani bazı rivayetlere göre Peygamberimiz dağda mağarada kalırken geceleri yiyecek alıp onlara yiyecek götüren, sonra gelen gece karanlığında tekrar Mekke'ye dönen kişinin Esma olduğu söyleniyor. Şimdi bunu anlayabilmeniz için aranızdan Umre'ye gidenler veya Umre'ye gitmeseniz bile Peygamberimizin kalmış olduğu mağaranın Mekke'den oraya nasıl ulaşıldığını bir bakmanızı öneririm size. Yani o yokuşu gördüğünüz zaman zaten o dağa çıkışı gördüğünüz zaman ki şu an yol yapılmış olmasına rağmen bu böyle yani bakacaksınız insanlar hangi akılla buraya çıkıyor diyeceksiniz. Çok kolay bir yer değil. Dağ, her türlü vahşi hayvanla karşılaşma e, durumu söz konusu. Esma tek başına Mekke'den kalkıyor, gecenin bir yarısı oraya gidiyor. Tekrar gecenin bir yarısı dönüp geri evine geliyor. Niye? Allah Resulüne ve Ebu Bekir'e yemek götürmesi, yemek götürmesi lazım. Evde kaldığı zaman da mesela başına gelen bazı hadiseler var. Ne gibi? Ebu Cehil, Ebu Bekir'in evine bir baskın düzenlediği zaman Baban ve kardeşin nerede? Allah Resulü nerede? Bilmiyorum diyor. Hiçbir bilgim yok. Ebu Cehil ona vurmasına rağmen, yüzünü kanatmasına rağmen Ebu Cehil'e bu konuyla ilgili tek kelime söylemiyor. Yani ben kadınım, benim örtüm açılır, ben zayıfım, ben konuşsam benim için özür olur gibi bir düşünceye kapılmıyor. Hayır, bu bana verilmiş bir sırdır, tevdi edilmiş bir emanettir. Ben bunu asla Allah düşmanlarıyla paylaşmamalıyım diyor. Böyle de bir dirayet gösteriyor ve karşısındaki de Ebu Cehil. Yani gözü dönmüş öldürmek için peygamberimizi arıyor. Öldürmek için peygamberimizi arıyor. Esma radıyallahu anh'a onun önünde durabiliyor. Mesela yine çok ilginç bir durum onunla ilgili. Ebu Kuhafe, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine geldiği zaman o zaman müşrik ve Ebu Bekir radıyallahu anh'a da biraz öfkeli babası. Niye? Çünkü çok zengin. Bütün servetini Allah yolunda harcamış. Nasıl harcamış? Köle almış, azat etmiş. Şimdi Ebu Kuhafe de ona şöyle kızıyor. Diyor ki sen bari kölelere paranı harcarken biraz güçlü kuvvetli köle seç. Yani gidiyorsun nerede zayıf, kimsesiz, güçten düşmüş adam var onu alıp azat ediyorsun. Çünkü Araplarda şöyle bir şey var. Ben bir köleyi azat ettiğim zaman onunla benim aramda Mevla ilişkisi oluşuyor. Yani artık o benim dostum, yardımcım, başıma bir felaket geldiğinde gelip benim yanımda, yanımda duracak. Bari köle azat ediyorsan adam akıllı şöyle eli iş tutan köle azat ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Zaten böyle bir öfkesi var. Şimdi hicret ettiklerini de duyunca gelip diyor ki kesin o Ebu Bekir size hiçbir şey bırakmamıştır. Sizi aç susuz komuştur. Yani servetini Allah Resulüne harcamıştır. Esma radıyallahu An bir Allah düşmanı Müslimler hakkında kötü konuşmasın diye gidiyor. Dedesinin gözleri iyi görmüyor. Yaşlı. Kesenin içerisine taş dolduruyor. Getirip dedesinin eline, dedesi şöyle keseyi tutunca e, içinde bayağı bir para var. içinde bayağı bir altın var, gümüş var. E, zannediyor. Tamam iyi size bu kadar mal bırakmışsa iyi deyip ondan sonra evden çekip gidiyor. Yani aynı zamanda o kadar derdin, o kadar sorunun, problemin içerisinde bir de İslam davasına, babasına laf gelmesin diye e, karşı taraftakine yönelik böyle bir oyun da hazırlayacak kadar dirayetini, soğukkanlılığını da koruyabilmiş. Şimdi yazar da bize şunu demek istiyor. Yani benim genç olmam, henüz genç bir kadın olmam, benim Allah'ın dini için e, yola düşmeme, Allah'ın dinine yardım etmeme, gecenin bir yarısı yola, yollara çıkıp işte gerekirse bir mağaraya ulaşmama, bazı şeyleri düşünüp plan proje oluşturmaya engel değil ve Allah düşmanlarının baskıları karşısında dik durmama engel değil. Bu sadece erkeklere ait bir vazife değil. Erkeklerle beraber kadınların da aynı şekilde bu vazifeyi yerine getirmesi lazım demiş. Ve bunun gibi birkaç örnek daha vermiş. İşte mesela Ümmü Fadl örneğini vermiş. Yasir'in eşi Sümeyye'nin örneğini vermiş. Yine aynı şekilde Ümmü um Şerik örneğini vermiş. Bunları da siz okursunuz, incelersiniz. Aynı mantıkla olaya bakabilirsiniz. Özellikle Ümmü Fadl'ın örneğinde şuna dikkat edeceksiniz. Ümmü Fadl, kocasından önce Medine'ye hicret eden bir kadın. Yani kocası hicret etmemesine rağmen sırf Allah Celle Celaluhu ona hicreti farz kıldığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiş, Medine'ye iltihak etmiş olan kadın sahabilerden bir tanesidir diyelim. Sayfa 77'den sonra da Allah yolunda verdikleri cihadı yani kitale katıldıklarına dair örnekleri bize vermiş. İnşallah nasip olursa o kısmı da bir sonraki bir sonraki derste inceleyelim. Benim anlatacaklarım bunlar. Vahiru davan denelhamdülillahi rabbil alamin.